Sayın Başkanım, değerli misafirler, ben görüntüyü açmayacağım. Çünkü dikkatlerinizin o görüntüye takılmasını istemiyorum. Şimdi bir karar aldım ben, bir yer bilimci olarak. Artık gerek duymadıkça, özel sorular sorulmadıkça, deprem fay, deprem nerede olacak, nasıl olacak, hangi fay kırıldı, hangi fay kırılacak konusunda konuşmuyorum. Onlar elbette ki önemli. Ama ben diyorum ki, kimi arkadaşlarım da benimle aynı görüşte, onlar akademik dünyanın işi, bırakın akademisyenler onu tartışsın. Bugüne kadar onları tartıştık, geldiğimiz nokta şu, işte bu son deprem. Görünürde 50 bin, muhtemelen çok daha fazla insanımızı bir gecede, bir dakikada toprağa gömdük. İşte depremin sonucu bu. Ve bu deprem, Okan da söyledi, Okan hocam, bu deprem biliniyordu. Yani bize Marmara depremini sorduktan sonra basın mensupları, klasikti, sorarlardı. Hocam, bundan sonra Türkiye'de nerede deprem bekliyorsunuz diye parmağımızı şöyle yumardık, Maraş derdik. İkincisi, Yedisu derdik. Neyse, üçüncü sayardık. Şimdi bu parmak artık bitti, Maraş bitti ve oldu. 99'dan sonra bu Maraş depremi geliyor diye çok arkadaşımız, çok yer bilimciler bunları söylediler. Ben de dahil olmak üzere. Ben hatta 3 Şubat'a kadar söyledim. 6 Şubat'ta da Maraş depremi oldu. Çok yazdık, çok çizdik. Ama sonuçta bu sahneyi görünce anladık ki biz hiçbir yerden duyulmuyoruz. Sesimizi duyan yok. Yani göçük altında bağırıyoruz ya, sesimizi duyan var mı diye. Bizlerin sesini duyan maalesef yok. Eğer olaydı, bugünkü sahne olmazdı. Bugünkü sahne, aklı başında bir ülkede olsaydı, ciddi bir demokratik ülkede, aydın bir ülkede olsaydı, bugün çok şey değişirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Ama bakın, hiç de değişen bir şey yok. Yavaş yavaş da onu unutacağız. Hele birkaç ay daha geçsin bu. Şimdi ben burada özellikle İzmir'i nasıl deprem dirençli yaparız onu anlatacağım. Çok genel 6 başlık oluşturdum. Bu bütün kentler için geçerli. Tabii o başlıkların içerisinde ayrıntılı konuları yerleştirebilirsiniz. Ama o başlıklara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Türk milleti olarak, İzmirliler olarak deprem nerede, ne zaman, nasıl olacak diye sormayın. Çünkü bize yakışmıyor. Yani deprem filan yerde olacak dediğimiz zaman rahat mı edeceğiz? Veya 40 sene sonra olacak dediğimiz zaman, oh be, bu işi yırttık mı diyeceğiz? O zaman ölecek insanlar, bizim çocuklarımız, torunlarımız, bizden gelen nesillerimiz olmayacak mı? O halde neyin peşindeyiz? O fay kırıldı mı, bu fay kırıldı mı? Hocam, Mersin'de de fay deprem oldu, buraya da deprem mi geliyor? Yok, Van'da böyle oldu diye. Ben korkuyu anlıyorum, ben de korkuyorum. İnsani bir duygudur. Ama ülke olarak, millet olarak, bizi yönetecek insanlar olarak gerçekten yakışmıyor. Bir gerçek var. Deprem bir gerçektir. Bu ülkenin en önemli sorunudur. Bu siyasiler tartışıyor ya hani, hukuk diyor, adalet diyor, işsizlik diyor, yolsuzluk diyor. Ne diyorsanız sayın, yani bu ülkenin sorunları diye en başa depremi koymak zorundasınız.
ve öyle bir gerçek ki yok edemezsiniz. 13 milyon seneden beri bu bölgede depremler ola geliyor Türkiye'de. Türkiye sınırları içinde ve daha milyonlarca sene devam edecek. İşte bu. Yani millet olarak bizim duyacağımız bu. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Binlerce insanı toprağa verebiliriz. Gerçek bu. Bunu da duyuyorsunuz. Artık başka sorulara gerek yok. Bırakın onu yer bilimciler, bilim dünyası kendi aralarında tartışsın. O farklı söylesin, bu farklı söylesin, o kırıldı, kırılmadı desin. Bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu gerçeği kabul edersek, geliyorum bana göre işin en önemli noktasına. Madem ki bu ülkede depremler ola gelecektir, madem ki depremleri engelleyemiyoruz, o halde depremlerde yıkılmamak için millet olarak deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Deprem dirençli yerleşim alanları oluşturduğumuz takdirde deprem korkusunu da atarız. Herhangi bir deprem olduğu zaman bir gecede 50-60 bin kişiyi de maalesef çoluk çocuğumuz, kadın, yaşlı, genç toprağa vermeyiz. O halde mümkün mü yani deprem dirençli yerleşim alanları? Evet mümkün. Dünyada örnekleri çok. Diyelim Kaliforniya, Japonya, Meksika, hatta Şili, İtalya daha da sayabilirsiniz. Bu kadar büyüklükte depremlerin olduğu bu ülkelerde bazen daha fazlası oluyor. Tesadüfen 5-10 kişi ya ölüyor ya ölmüyor. Bizdeki gibi 5'lik 6'lık depremde yüzlerce insan gitmiyor. Onlar nasıl başarmışlar? Aynı şeyi biz de yapabiliriz. Onlar nasıl başarmış biliyor musunuz? Çünkü o ülkeler genellikle bilime inanan, bilimin ışığı altında yol alan, bilgi toplumuna dönüşmüş çağdaş ülkeler ve insanlar. O zaman biz millet olarak bu izde, bu doğrultuda yürümek mecburiyetindeyiz. Bunu yapabiliriz. Yapmak için de her şeyimiz var. Şimdi deprem dirençli kentleri nasıl yapalım diye anlatmak istiyorum. Sayın Başkanım da burada. Dolayısıyla öyle kafa karışıklığı da yok. Çok basit. Bunu hiç anlamayan hiç kimsenin olacağını sanmıyorum. Ayrıntıları bırakın. Ayrıntılar o kefelerin içine, altı başlığın içerisine girer, yerleşir. Onu o işin sahipleri yaparlar ama yönetici olarak bizim deprem dirençli bir İzmir yaratmak için bakacağımız altı önemli bileşen var.